abi. Haklarımızı helal ediniz. Haklarımızı helal ediniz. Haklarımızı helal ediniz. Onun ve bütün geçmişlerimizin ölmüşlerimizin uzayı için. El-Fatiha. Ömer, seni görmek istiyorum. Caminin imamı cenaze namazını kıldırmasının hemen ardından helallik istedi. Yalnız bu sıralarda, tam bu sırada arka taraftan o helalliğe karşı çıkan bazı isimler oldu. Kameraman arkadaşım Enver Erdem göstermeye çalışacak. İmam helallik istediği sırada arkadan iki kadının haram olsun diye bağırdığını biz de buradan evet duyduk ve onlara müdahale edildi. Şu sıralarda da o bölgeye doğru süratle hem korumalar hem basın mensubu arkadaşlarımızı koştuğunu görmek mümkün. Cenaze namazı için saf tutan kalabalıktan güçlü helal olsun sesleri yükseldiği sırada geldi bu protesto. Demek daha uygun olur öyle tahmin ediyorum. Protestocu iki kişi, iki kadın burada görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Caminin avlusunun dış noktasına doğru götürüldü. Cemaatin bekleyişi sürüyor. Devlet töreni sürüyor. Buradan cemaati oluşturan, içlerinde protokol üyelerinin de olduğu, askerlerin de olduğu kalabalığın çıkışı için bir güvenlik önlemi alınmıştı ama az önceki protesto nedeniyle bu güvenlik önlemi de şu an için en azından geçici olarak kaldırılmış durumda. Ancak evet, şimdi şu sıralarda burada Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, koruma ordusu eşliğinde caminin avlusunun dış tarafına doğru geçiyorlar, götürülüyorlar. Kenan Evren için devlet töreni bugün Ankara'da saat 11'de Genelkurmay Karargahı'nda başladı. Genelkurmay Karargahı'ndaki törenin ardından naaşı buraya getirildi. Az önce olanları yinelemek gerekirse burada cenaze namazını kıldıran Ahmet Hamdi Akseki cami imamı helallik istediği sırada cemaatten güçlü helal olsun sesleri geldi. Buna karşın hemen arkadan da iki kişinin protesto gösterisinde bulunduğuna şahit olduk canlı yayında.